Her yerde haber var dedik ve her yerde haber var olarak bugün çevre ile ilgili, daha doğrusu plastik ve naylon kirliliği ile ilgili yollarımızın, sokaklarımızın, sahillerimizin, topraklarımızın bu konudaki sıkıntısını ortaya çıkarmak için iki yerde iki ayrı çekim yapacağız. İki bölgede, Kıbrıs'ın ya da Kıbrıs Adası'nın değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuzey sahilinde bir Satrazam köyün alt tarafında, bir de Tatlısu tarafında iki bölgede sahilimizi dolaşacağız ve bazı yerleri çekmeye çalışacağız. Efendim, denizlerimiz, özellikle de Akdeniz, son dönemde gerçekten çok ciddi bir plastik kirliliğine sahne oluyor. Denizlerde önümüzdeki 10 yıl, 20 yıl içerisinde balıktan çok plastik şişe olacağı söyleniyor. Pet şişe olacağı söyleniyor. Ekosisteme çok ciddi zararı var. Onları yiyecek sanıp yemeye çalışan balıklar, çok ciddi sıkıntılar, çok ciddi kötüler var, kötülükleri var. Ve gerçekten çevre kirliliği adına, turizmden çok şey bekleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına, koronavirüs pandemisi sonrası beklentilerimiz adına gerçekten kötü bir durum. Denizlerden gelen kirliliği belki biz bu adada önleyemiyoruz. Ama en azından karadaki kirliliği yerlere, piknik alanlarına, sahillere, yollara, sokaklara çöp atmayarak, naylon poşet atmayarak, plastik şişe bırakmayarak çözebiliriz. İlk sentetik polimer, yani plastik, 1869 yılında beri hayatımızda. John Wesley Hyatt tarafından bir yarışma için icat edildi bu plastik. Ve o günden bugüne çok ciddi bir kirlilik söz konusu. Her yıl insanların ihtiyacından çok özür diliyorum, milyonlarca ton fazla plastik üretiliyor. Bugün bu konuya bakacağız ve kirliliğin görüntülerini sizlere aktarmaya çalışacağız. Haziran ayının 9'unda çekiyoruz programımızı. Herhalde bir hafta içerisinde yayınlanır. Hava sıcaklığı ülkede sahillerde 30 derece. Şu anda Lefkoşa'da 35 derece, öğle sıcağında çıkıyoruz çekime. 3-4 saatlik bir kıyı dolaşması yapacağız. Bu arada tabii suya da girip çıkacağız. Çünkü biz deniz mevsimini açtık buralarda. Yurt dışında olan insanlarımızı da bekliyoruz. Şu anda gelenler 14 gün karantinaya giriyorlar. İngiltere'den gelişler başladı ama 1 Temmuz'dan itibaren uçuşların da başlayacağı söyleniyor. Güney Kıbrıs, çok özür diliyorum, dünden itibaren başladı. Yani 8 Haziran'dan itibaren Avrupa Birliği'nden 9 ülkeye uçuş yapıp geri geliyorlar. Bekliyoruz. Bizden güzel haberler var koronavirüsle ilgili. Covid-19'dan hiç zarar görmedi sayılıyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. KKTC vatandaşı bir kişi hayatını yitirdi. Kıbrıs'ta yaşayan bir başka Türkiye'li kardeşimiz, emekli olup burada yerleşen bir kardeşimiz yaşamını yitirdi. İki de Alman vatandaşı yaşamını yitirdi. Sadece 108 koronavirüs vakasına rastlandı. Çok fazla test yapılmıyordu. İşte PCR testi değildi, hızlı testi geçerliydi, şuydu buydu deniyor ama
Sonuç itibariyle biz Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüsü yaklaşık 2 aydır hiç pozitif olarak görmedik. Umarız hiç görmeyiz. Sağlıklı yaşama, sağlıklı tatile, hani ikinci dalga korkusunun ötesinde gerçeğine hiç bulaşmayız. İnşallah öyle olur. Dünyadan bazı haberler de geliyor, işte koronavirüsün retreat olduğu, yani geri çekildiği iddiaları var. Ama biz bu programı çekerken koronavirüsten daha çok plastiğin insanın doğasına ve bizim ülkemizin geleceğine çok büyük zarar verdiğini, naylonun aynı şekilde, onu biraz görüntülemeye çalışacağız. Her yerde haber var. Huzurlarımız var. Kusurlarımız için şimdiden affola diyoruz. Tek başıma bu programı yapmaya çalışıyorum, çekmeye çalışıyorum. Kamerayı kuruyorum, karşısına geçiyorum çoğu zaman. Dolayısıyla biraz sıkıntı olduğunu söylemek lazım. Seslendirmede de sıkıntı varsa eğer, bu tür sıkıntıları affetmenizi diliyoruz. Her yerde haber varı başlatıyoruz. Satrazamköy sahilindeyiz. Evet, bu görüntüler Satrazamköy'e ait. Biraz sonraki görüntüler Esentepe Tatlısu bölgesi. Kıbrıs'ın kuzey sahil şeridi aslında. Misina, 600 yıl yaşıyor Misina. Plastik şişeler, çocuk bezleri. 450 yıl doğada kaybolmuyor. Lastik ayakkabı tabanı en az 80 yıl doğada kalabiliyor. Naylon kumaş 30-40 yıl. Plastik poşetler yine aynı şekilde. Yıllarca kalıyorlar. Bu katı atıklar, deniz akıntıları, dalgalar, rüzgarlar ve akışlarla yolculuk ederek kaynağından çok uzaklara ulaşabiliyor. Bu atıkları insanların hiç yaşamadığı bakir bölgelerde görmek bile mümkün. Bizim görüntülerimizde aslında insanların çok fazla gittiği yerler değil. Özellikle seçtik. Evet, insan eliyle de kirletiyoruz. Bizler de kirletiyoruz. Bizler de çöp atıyoruz. Özellikle karaya, kendi yaşadığımız toprakların üzerine atıyoruz. Ama denizlerdeki atıklar, sahillerdeki atıklar dalgalarla, rüzgarlarla, akıntılarla yolculuk ederek kaynağından çok uzaklara ulaşabiliyor. Kim bilir, okyanusta denize bırakılan bu gördüğünüz kirler, naylonlar, ki aralarında bizim kendi markalarımız var ne yazık ki, burada atılmış, bu denizde salınmış plastikler, denizde dalgalarla boğuşmuş naylonlar ve karaya gelmiş. Peki ne oluyor bu plastik çöpler, doğal yaşamı, ekosistemi, insanlığın on yıllarca, yüzyıllarca tehdit edilmesini nasıl sağlıyor? Nasıl yapıyor? Bu çok acı bir olay. Çok dikkat etmeliyiz. Sadece kendi çevremize değil, dünyamıza da. Efendim, plajların ve denizlerin kirlenmesi demek ciddi bir maliyet demek. Çünkü zaten çok yoksul olan, zaten parasız olan bizim belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz doğru dürüst temizleyemiyor ve haliyle ulaşımın çok zor, altyapının eksik olduğu ülkemizde sahillere ulaşımın çok zor araçlarla ve
altyapının eksik olduğu ülkemizde kirlilik kalıcı oluyor. Denizdeki, kıyılardaki ve doğanın her yerindeki bu plastik ve naylon kirlilik, insan sağlığını tehdit eden zararlı kimyasalların yayılmasına, yaralanmalara ve çok ilginçtir, uzmanlara göre bulaşıcı hastalıkların yaygınlaşmasına neden olabiliyor. Deniz memelileri, deniz kaplumbağaları, bu denize bırakılmış bazı balıkçı ağlarına da yakalanıp ölebiliyorlar ama esas ölüm sebepleri denizlerde ne yazık ki plastik çöpler. Suda süzülen plastik atıklar pek çok farklı organizma tarafından yutuluyor. İçlerindeki zehirli maddeler bu parçacıkları yutan deniz canlıları yoluyla beslenme zincirine halka olabiliyor ve insana kadar ulaşabiliyor. Bunlar, bu gördükleriniz, bu çirkinlikler, bu kir, bu plastik, bu naylon atıklar bizim gözle gördüklerimiz. Ama bunların çok daha fazlası gözle görülemeyen mikro seviyedeki atıklar ve onlar yine mikro seviyedeki deniz canlılarından ayrılamadıkları için okyanusta balıklar tarafından da tüketilebiliyor. Bizim ülkemizde bugüne kadar herhangi bir bilimsel araştırma yapılmadı. Bu gördüğünüz çöplerle ilgili de işte zaman zaman bazı siyasilerin, en başta Cumhurbaşkanımızın, bazı çevre örgütlerinin, bazı duyarlı vatandaşların şahsi girişimleri, grupsal girişimleri dışında da etkili bir temizlik gerçekleştirilemedi, etkili bir çare üretilemedi. Bugün dünyadaki okyanus ve denizlerde yaklaşık 150 milyon ton plastik çöpün yüzdüğü tahmin ediliyor. Ve buna her yıl 6,5 milyon tondan fazla plastik çöp ekleniyor. Birleşmiş Milletler Çevre Programı verilerine göre açık denizlerde her kilometre kare başına ortalama 13 bin plastik düşüyor ve bu çöpler akıntılar aracılığıyla dünyanın her köşesine olduğu gibi özellikle bizde Güzelyurt Körfezi'ne ve Kuzey Sahil Şeridi'ne çok fazla ulaşıyor. Plastikler atık olarak denize ulaştıklarında bozulma sıcaklıklarının yüksek olması, yani bozulmuyorlar, ultraviyole ışınlarına ve bakterilere karşı dayanıklı olmaları nedeniyle yüzyıllarca denizlerde varlıklarını sürdürüyorlar. Ve insanlar doğal yaşam ve ekosistem içinde korkunç bir tehlike olabiliyorlar. Denizler için en büyük tehlike plastiklerdir tabii ki. Ama bunun en kötü sorumlusu, en ciddi sorumlusu insanlardır. 2050'ye kadar muhtemelen denizlerde girilebilecek yer kalmayabilir. Evet, denizlerde artık atıklar giderek artıyor ve bu bizim her tarafımıza, her sahilimize ne yazık ki yapışıyor ve kalıyor. Okyanus ve dünya denizlerindeki kirlilik de her geçen gün artarken buna bizim atıklarımız da içeriden katkı koyuyor. Bilimsel çalışmalar denizlerdeki atıkların %70'inden fazla kısmının karadan denize ulaşan ne yazık ki atıklar olduğunu ortaya koyuyor. Yani sorumlusu aslında biziz. Denizlerimizi bizler kirletiyoruz. Denizlerimizdeki atıkların çok büyük bir bölümünü bizler bırakıyoruz. Evet, ve ülkemizde ne yazık ki çok iyi çalışabilen bir atık yönetimi
olmadığı gibi bizim ülkemizde ne acıdır bu konuda eğitim de yetersiz. Evet, bu konuda eğitim de yetersiz ülkemizde ve dünya denizleriyle, okyanuslarla birlikte ne yazık ki bizim denizlerimizde plastik atıklarının istilasında kalmak zorunda oluyor. Evet, 500 milyar ile 1 trilyon arasında her yıl naylon poşet üretiliyor dünyada. Bunların üretimi esnasında 200-400 milyon varil petrol kullanılırken dünyanın ve denizlerin temiz kalması elbette mümkün olamayabiliyor. Dünya üzerinde yaklaşık 1 milyar insan var. Balıkçılığa bağımlı bir hayat sürüyor ve bu balıkçılıktan geçinen 1 milyar insanın bildiği yaşam biçimi yavaş yavaş yok oluyor. Bizim ülkemizde henüz o ölçüde bir balıkçılık yok ve o ölçüde de bir olumsuz etkilenme yok. Ama bütün dünyada bu gördüğünüz denizin dışarıya attığı çöpler balıkları yok ediyor ve denizlerden elde edilen canlıların insanlara gıda olarak dönüşmesi azaldığı gibi zehirlenmeler de mutlaka artıyor. Deniz canlıları ekosistemdeki kirlenme ve bozulmayla birlikte ciddi bir şekilde tükeniyor. Evet, bunlar çok kötü bir şey. Ama bilim insanları her sene 100 bin civarında deniz canlısının plastikler nedeniyle yaşamlarını yitirdiğini söylüyor. Evet, plastik ve naylon hayatımızı çok kolaylaştırdı elbette. Elbette ama ne yazık ki balıklarımızı, çevremizi, dünyamızı kirletiyor. Bizi en fazla turizm açısından da ilgilendiriyor. Ama bu ülkenin ayağa kalkması için, bu ülkenin çok güzel bir ülke olması için, bu ülkenin daha temiz, daha yaşanır, daha sağlıklı ziyaret edilebilir bir ülke olması için bizim de bu ülkeyi, denizlerini, kıyılarını, sahillerini, her yanını temiz tutmamız gerekiyor. Özellikle naylon, özellikle plastik şişeler, ama çöpün her türlüsü, çocuk bezleri, ayakkabı altlıkları, lastikleri, misina, plastik ipler, kıyılarımızı tehdit eden her türlü plastik ve naylon madde. Lütfen sizlere gerçekten yalvarıyoruz, sizlere rica ediyoruz, sizden en büyük dileğimizdir. Denizlerimizi, sahillerimizi bu kötü görüntülerden ne olur koruyalım. Ne olur koruyalım. Denizlerimiz masmavi ve pırıl pırıl kalsın. Pırıl pırıl, pırıl pırıl olsun. Tertemiz olsun. Tertemiz olsun. Yerde haber var dedik ve Kıbrıs Adası'nın kuzey sahilini bir miktar dolaştık. Naylon, plastik şişe görüntüsü çektik sizler için. Bakın, bunları ben yanımda taşımıyorum. Bunlar burada atılıydı. Yazıklar olsun. Bira şişeleri, çöpler, plastik naylonlar, poşetler ve bu şinyanın içi adeta çöplük. Aşağı da fırlatmışlar. Aşağısı da var.
Dünyanın en güzel manzarası var arkamda. Dünyanın en güzel denizi var arkamda. Dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. Ve dünyanın en güzel ülkesinde sağlıklı turizm yapmak için dünyayı davet ediyoruz. Ama çevreye hiç dikkat etmiyoruz. Yani bir vatandaş olarak, bir insan olarak, bir arkadaşınız, bir kardeşiniz olarak yalvarıyorum size. Lütfen bu çöplerinizi yanınızda götürün ve çöp bidonlarına atın. Bu ülkeye günahtır. Bu ülkeye yazıktır. Gerçekten çok yazıktır. Binlerce yıl, yüzlerce yıl doğada kalıyor bu plastikler, bu naylonlar. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Ve her yerde haber varı üzgün olarak bitiriyorum. Defalarca bu programı çektik. Defalarca aynı şeyleri çektik. Defalarca aynı görüntüleri çektik. Ama herhalde hiç kimse, ama hiç kimse umursamıyor. Bazen diyorum, acaba bu ülke bizim değil de ondan mı? Biz bu ülkede geçici miyiz? Bu ülke bize dedelerimizden, dedelerimizin dedelerinden miras kalmadı mı? Biz çocuklarımıza miras bırakmayalım mı buraları? Her şey ganimet mi? Yazıklar olsun. Gerçekten çok üzgünüm. Bu görüntüler bizi üzdü. Hoşça kalın.